Herkese merhabalar. İnkılap Tarihi 2. dönem 1. yazılımıza hazırlanıyoruz. Yazılı provamızı izledik değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Şimdi de yazılıda buradan soruları kısmıyla yeniden konularımızın üzerinden geçeceğiz. Bir kez daha tekrar edeceğiz. Zaten videolarımızda bunları anlatmıştık. Buradan soruları kısımlarını bir kez daha gösteriyoruz. Neden? Bir kez daha kazanımların kontrolünü yapıyoruz. Biliyorsun ki Tonguç'um, yazılılarımız ve LGS Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlar veriyor ve o kazanımlara bakarak LGS soruları veyahut da yazılı sorular hazırlanıyor. Bizler de zaten videolarımızı veyahut da yazılı notlarımızı hep ya da kitaplarımızı Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakarak hazırlıyoruz. Çünkü kazanımlarda olmayan bir şeyi soramazsınız. LGS'de mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün kaç yılında doğduğu sınavda sorulur mu Tonguç'um? Bilmem, belki de sorulmaz. Evet, sorulmaz çünkü kazanımlarda yok. Kazanımlarda Mustafa Kemal'in bağımsızlık mücadelesi sırasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi sırasında nelere dikkat ettiği, milli birlik ve beraberliği nasıl sağladığı, milli bağımsızlık, milli egemenlik gibi kavramların üzerinden geçilmesi gerektiği söyleniyor. Yani işte hangi yılda doğmuştur, hangi okulu bitirmiştir, hangi okulda yazılı notları nedir? Buna benzer şeyleri sormuyorlar. Kazanımlarda yazmıyor. Dolayısıyla okuldaki öğretmenlerimiz de, hocalarımız da, bizler de videolarda LGS'ye ve kazanımlara uygun hareket ediyoruz. Bugün de seninle bir kez daha bu kazanımların üzerinden, sınavda çıkabilecek konuların üzerinden geçeceğiz ve böylece yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacaksın. Zaten yazılı notlarımız da bunun için seni bekliyor. Şimdi öncelikle buraya başlamadan önce, bunu zaten yazılı provamızı izlediysen burayla alakalı özet vermiştik. Özeti bir kez daha izleyebilirsin ve yazılı provasındaki soruları da bir kez daha çözebilirsin. Ama esas söylemek istediğim şey şu Tonguç'um sana. Bu genel olarak LGS İnkılap Tarihi için de geçerli. LGS İnkılap Tarihi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir temel amaçları var, temel amacı. Birincisi milli bağımsızlık amacı. Yani milli bağımsızlıktan kastımız nedir? Ülkenin düşman işgalinden kurtarılması. İkinci temel amacı ise milli birlik ve beraberliği sağlamak. Milli birlik, hatta B'yi büyük yazalım. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması. Bunu zaten milli birlik ve beraberlik sağlanmadan milli bağımsızlık gerçekleştirilmiyor. Üçüncü ve diğer önemli amacı ise milli egemenlik, yani ülkeyi halkın yönetmesi. Bu da çok önemli bir amaç. En son amacını da söyleyelim. Bu da yine bunun için bayağı bir mücadele ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Buradaki amacı ise tabii ki, yani bu da en önemli amaçlarından biri, laiklik ve çağdaşlaşma. Şimdi zaten bizim bütün bu işleyeceğimiz konularda bu dört başlık üzerinde yoğunlaşıyor. Yani İşte kongreler yapılması, Kurtuluş Savaşı'nın yapılması, kapitülasyonların kaldırılması, Batı cephesinde, Doğu cephesinde, Güney cephesinde yapılan savaşlar, Kuvayi Milliye, bütün bunların tekalifi milli emirlerinin yayınlanması, her biri milli bağımsızlığımız için yapılan şeyler ve bu milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlamadan bunu başaramayız. Topyekun mücadele ediyoruz. Halkçılık ilkesi de bununla alakalı ve biz hep beraber hareket ederek ülkemizden düşmanı atıyoruz. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Burada ulusal egemenlik, milli irade, ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır cümleleri ve aynı şekilde Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat denemeleri, kadınlara seçmeni seçilme hakkının verilmesi, bunların hepsi milli egemenlikle alakalı Tonguç evladım benim. Yine anayasalarda bununla alakalı. Bu hangi ilkeyle alakalı sence Tonguç'um? Cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Harikasın. Cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Konuya iyi çalışmışsın. Tebrik ediyorum. Yazılı provamızı izlemişsin. Bunlar kazanımlarda mutlaka vurgulanıyor. O yüzden buraları iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Laiklik ve çağdaşlaşma ise Mustafa Kemal Atatürk'ün son dönemlerde başarmaya çalıştığı bir şey. Burada da 1924 yılında, 3 Mart 1924 yılında halifeliğin kaldırıldığı gün şer'i ve ikaf vekaleti de kaldırılıyor. İşte Erkan-ı Harbiye vekaleti de kaldırılıyor ve bunların yerine yeni yerler açılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve aynı zamanda Tevhid Tedrisat kabul ediliyor. Ve sonrasında hızlı bir çağdaşlaşmaya gidiliyor. Şapka kanunu, harf kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, bunların hepsi laiklik ve çağdaşlaşma yolunda atılan önemli adımlar. Bu da yine laiklik ilkesiyle alakalı. Çağdaşlaşma da en çok hangi ilkeyle alakalı Tonguç'um? İnkılapçılık ilkesi hocam. Harikasın. İnkılapçılık ilkesiyle alakalı. İşte bugünkü dersimizde veyahut da diğer inkılap tarihi sorularında, konularımızda, LGS'deki soruları çözerken veyahut da yazılı notlarımıza çalışırken mutlaka bu dört başlığın ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Bu dört başlığı zihnimize oluşturmamız lazım. Yani mesela ben sana desem ki Tonguç'um, kabotaj kanunu neyle alakalı dediğimde? Kabotaj kanunu. Böyle de cevap verebilirsin ama hemen milli bağımsızlığımız diyeceksin. Çünkü kabotaj kanunu milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Yani Türk denizlerini işletme hakkını Türk gemilerine, işletme hakkının Türklere verilmesi. Yani bayrağımız dalgalanıyor kabotaj kanunu. O zaman bunun milli bağımsızlığımız yolunda atılan bir adım olduğunu bileceksin. İstiklal Marşı'nın milli bağımsızlığımız yolunda atılan bir adım olduğunu bileceksin. Veyahut da işte halkçılık ilkesi doğrusunda hepimizin eşit sayılması yine milli birlik ve beraberliği sağladığını bileceksin. Ya da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi neyle alakalı sence Tonguç'um? Ulusal egemenlikle alakalı. Harika.
harikasın. Ulusal egemenlikle milli egemenlikle alakalı bunları bileceğiz Tonguç evladım benim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden buraların üzerinden geçiyorum. Zaten bunları bizler sizlere videolarımızda çok detaylı bir şekilde anlattık. Yazılı provamıza da gösterdik. LGS'de çıkacak bunlardan. Çünkü bunlar hem Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında hem sınav sorularında karşımıza çıkıyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Sınavımızda ya İstiklal ya Ölüm, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları konularından sorular gelecek. Burada bilhassa LGS'de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangisi oldu, hangisi olmadı gibi soruları sormuyorlar. Hocalarımız belki yazılarda bize bilgiye dayalı güçlendirmek için sorabilir ama şunu bilmemiz lazım ki Birinci Dünya Savaşı bir milat ya da bir talim diyebiliriz. Dolayısıyla bak burada Teşkilat-ı Esasiye'nin yani ilk anayasanın ulusal bir konu olduğu, iç mesele olduğunu bilmemiz lazım. Afganistan'la dostluk anlaşması uluslar arası olduğunu bilmemiz lazım. İlk defa bir Müslüman devleti anlaşma yapıyoruz. Yine Londra Konferansı yine uluslar arası. Niye? Çünkü İtilaf Devletleri bizi ilk kez tanıyor. Sevri yumuşatmaya çalışıyorlar. İstiklal Marşı yine ulusal bir şey ve milli bağımsızlığımızla alakalı olduğu LGS'de de sorulmuş zaten. İstiklal Marşı eşittir milli bağımsızlık. Moskova Anlaşması'nın da yine uluslar arası olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. İlk defa bir büyük devlet, Avrupalı devlet, Rus devleti bizi tanıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bizim milli bağımsızlık yolunda yaptığımız bir mücadele. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da yeniden biz itiraf devletleriyle Yunanlarla mücadele edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmıştık. İkinci Dünya Savaşı'nda kazanacağız ama Kütahya-İskender Savaşları'nda onlar bizi biraz sıkıştıracaklar. Biz de Sakarya Limanı'nın doğusuna geçeceğiz demiştik. Burada Mustafa Kemal'e başkomutanlık yasası çıkarılıyor ve ordunun ihtiyaçları için genel seferberlik emirleri çıkarılacak ve geri alınmak üzere halktan borç alınacak ve ordunun ihtiyaçları karşılanacak. Marif Kongresi eğitim kongresiydi. Buradan da mutlaka sınavlarda soru geliyor. Yani savaşa rağmen eğitime verilen önemi gösteriyor burası. Sakarya Meydan Savaşı'yla Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçtiği için 3-1 yapacağız. Ve topyekun mücadele ederek düşmanı son kez son savunma savaşında durduracağız. Sonrasında taarruza geçeceğiz ve 4-1 biz düşmanı denize dökmüş olacağız. Askeri safa bitip ne olacak? Diplomatik safa başlayacak. Müdanya Teşkilatı Anlaşması diplomatik safa. Burada da şu çok önemli. Osmanlı Devleti hukuken sona eriyor. Niye? İstanbul ve Boğazlar Ankara hükümetine, TBMM'ye bırakılıyor. Şimdi burada Ankara Anlaşması'nı Fransızlarla yapıyoruz. Kars Anlaşması'nı yine SSCB Cumhuriyetleri'ne yapıyoruz. Buralar önemli ama burada daha çok şuna dikkat et. Bütün bu askeri başarıların siyasi başarıları getirdiğini de sana sınavda sorabilirler. Lozan Barış Anlaşması ile alakalı şu kısma çok dikkat et Tonguç Erhan'ım benim. Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar. Burada taviz var mı? Hayır. Evet haklısın. Asla taviz vermiyoruz. Yani burada hatta ya kapitülasyonlar devam etsin aslında falan diyorlar ve biz Lozan'ı terk ediyoruz. Yeniden savaşmaya gidiyoruz. Diyoruz tamam yeniden savaş yapalım ya. O zaman savaşa hazırız. Biz yeniden savaşabiliriz. Hiç önemli değil diyoruz. Yani yeniden bir kurtuluş savaşı yapmaya hazırız. Bizim yeniden savaşmaya hazır olduğumuzu görünce tırsıyorlar ve tekrar kabul ediyorlar. Oturunca diyorlar ki tamam kapitülasyonları kaldırıyoruz diyorlar. Ve Lozan'da bizim istediğimiz gibi çözülen konuları da soracaklar hocamların sınavda sana. Kapitülasyonları kaldırıyoruz. Ermeni yurdu meselesi kapanıyor. Savaş tazminatı olarak kara ağacı alıyoruz. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılıyor. Yabancı okullar direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Ama Lozan'da bizim istediğimiz gibi çözülemeyen konular var. Hatay meselesi, Musul sorunu, Boğazlar, Patrikhane ve Osmanlı borçları. Bunların içerisinde bunların hepsi sonradan olumlu sonuçlanacak. Ama bilhassa Musul sorunu 1926 Ankara Anlaşması'yla İngiltere'nin kontrolündeki Irak'a verilecek. Sanat ve edebiyat eserlerinde milli mücadelede bu kitabı kim yazmıştır diye soru gelmez. LGS'de gelmez. Hocanıza muhtemelen yazıldı sormaz. Kazanımlarda bunlardan bahsedilir diyor. Ya bunları kim yazmıştır öğrenci bilir diye bir şey yok. Dolayısıyla burada bu eserlerde milli bağımsızlık mücadelemiz, milli egemenlik mücadelemiz, milli birlik ve beraberlik mücadelemizin anlatıldığından bahsetmemiz yeterli. Atatürk ilkelerine baktığımızda burası çok çok önemli. Sınavda buradan sorulacak. LGS'de de buradan mutlaka soru gelecek. Burada şunu bilmemiz lazım. Cumhuriyetçilik deyince ulusal egemenlik olduğunu, milliyetçilik deyince Türk kelimesini görmemiz gerektiğini, laiklik deyince akıl ve bilim kelimesini, halkçılık deyince eşitlik kelimesini, devletçilik deyince ekonomik kelimesini, inkılapçılık deyince çağdaşlaşmak ve ileriye gitmek kelimelerini görmen lazım. Burada şu çok çok önemli. Devletin temel yatırımları yapamadığı için hem özel sektörü hem de kendi eliyle devletin yatırımlar yapmasını devletçilik olduğunu iyi bilmemiz lazım. Mesela siyasi alanda gelişmeler daha çok cumhuriyetçilik ilkesiyle olacak. Yani cumhuriyet ilkesiyle alakalı olacak. Mesela 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasını sınavda hocan sana mutlaka soracak. Çünkü LGS'de bununla bağlantılı sorular geliyor. Nasıl geliyor? İşte neden saltanat kaldırıldı? Bir, milli egemenliğe ters olduğu için. İki, Lozan'a da çağırıyorlar. Yani Lozan'a giderken saltanat kaldırıyoruz. Lozan'ı kabul ediyoruz.
Ardından da Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Ankara'nın başkent ilan edilmesi, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, anayasanın kabulü, bunların hepsi cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Hukuk alanında gelişmelere baktığımızda bunlar laiklik ilkesiyle alakalı olduğunu da bilmemiz lazım. Medeni kanunla kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyor mu? Hayır hocam. Harikasın. Bunu sınavda mutlaka soruyorlar. Yani kadınlara evlenme, boşanma, miras hakları verildi, istediği mesleği seçebilme hakkı verildi ama milli egemenlikle alakalı, seçimle alakalı haklar verilmiyor. Bu da yine kazanımlarda var. Dolayısıyla bunu da sınavlarda, LGS'de, okul yazılarında soruyorlar. Biz de zaten yazılı notlarımıza bunu vurguladık Tonguç Eladim benim. Eğitim ve kültür alanında gelişmelerin hangi ilkeyle alakalı olduğunu yazılı programımıza söylemiştik. Bir kez daha söyleyelim. Tevhid Tedrisat Kanunu, Medeni Kanun aynı zamanda halkçılıkla da alakalı tabii ki. Tevhid Tedrisat Kanunu'yla Osmanlı'da olmayan eğitim birliği sağlanmış oluyor. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Burası hem laiklik ilkesiyle alakalı hem de tüm okullar tek bir çatıdan beslendiği için, hepimiz eşit olduğumuz için halkçılık ilkesiyle alakalı. Harf inkılabı yine inkılapçılıkla alakalı, okur yazar oranı artırıyoruz. Millet mektepleri de yine halkçılıkla alakalı, halka halkın yararına okuma yazma öğretiliyor. TTK yani Türk Tarih Kurumu ve TDK net bir şekilde milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Üniversite reformu inkılapçılıkla alakalı, güzel sanatlar ve spor alanında gelişmeler de önemli. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda şapka kanunun halkçılık ilkesiyle alakalı olduğunu, teki ve zaviyelerin laiklik ilkesiyle alakalı olduğunu, takvim saat ve ölçüler değişikliğinin inkılapçılık ilkesiyle alakalı olduğunu, soyadı kanunun halkçılık ilkesiyle alakalı olduğunu, modern Türk adına seçme seçilme hakkının verilmesinin de cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olduğunu net bir şekilde bilmen lazım. Bunun halkçılıkla alakalı olduğunu söyleyebilir hocalarımız ama sınavlarda çıkarsa ikisini birden sormazlar zaten. Halkçılık mı, cumhuriyetçilik mi? Böyle bir şey sormazlar. Şimdi ekonomi alanında gelişmeler daha çok devletçilik ilkesiyle alakalı Tonguç evladım benim. Burada aşar vergisinin kaldırılmasının halkçılık ilkesiyle alakalı olduğu sınavlarda sorulmuş. Kabotaj kanunun milliyetçilik ilkesiyle alakalı olduğu ve kapitülasyonların devamı oldu. Bak burası sınavda sorulur. Bilhassa LGS'de kesin sorulur. Yani kapitülasyonların devamı olarak gelen bir inkılaptır. Türk denizlerini işletme hakkının Türklere verilmesiyle alakalıdır. Nedir bu falan der. Hemen diyeceksin kabotaj kanunu milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Teşviki sanayi kanunu yine hem devletçilik ve hem de halka destek olduğu için halkçılık ilkesiyle alakalı olduğunu bilmen gerekiyor. Burada tabii ki sağlık alanında gelişmelerde sanatoryum kelimesine dikkat etmen gerektiğini söylemiştik. Bir kez daha söylüyoruz. Bunun sanatla alakası yok. Bu veremle savaş için yapılmış bir yer. Burada Nutuk 10. Nutkunda Mustafa Kemal Atatürk'ün halka adeta hesap verir gibi neler yaptığını anlattığını bilmemiz lazım. Burada bağımsızlık ve özgürlüğümüzün milli bağımsızlık ilkesi, milli bağımsızlıkla alakalı olduğunu ve milliyetçilikle alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Milli birlik ve beraberliğin eşitlik yani halkçılık ilkesi alakalı olduğunu ve milliyetçilik ilkesi alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Vatan millet sevgisi yine milliyetçilik ilkesi, ülke bütünlüğü milliyetçilik ilkesi, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik ilkesi, çağdaşlaşma inkılap ve laiklik, inkılapçılık ve laiklikle alakalı. Yine aynı şekilde milli dil ve tarih bilincinin de hangi ilkeyle alakalı olduğunu bileceğiz. Bak bunu sınavda hocan sorar. Bu zaten ortaokul kazanımlarında da var. Milli dil ve tarih bilinci hangi ilkeyle alakalı? Yani daha doğrusu TTK ve TDK'nin kurulması hangi ilkeyle alakalı demiş Tonguç'um? Milliyetçilik. Harikasın. Buraya bir kez daha milliyetçilik yazıyoruz. Ve milliyetçilik dediğimize göre hemen Türk bayrağımızda dalgalandırıyoruz. Şimdi geçtik diğer kısma. Son olarak burayı işlememiş olabilir bazı hocalarımız. Yani buraya gelmemiş olabilirler. Eğer hocanız okulda buraya gelmediyse buradan soru çıkmaz. Yani işlemediği şeyi soramaz hoca. LGS'de son yıllarda buralardan fazla soru gelmiyor. Ama burayı da bilelim. İlk parti, ilk iktidar partisi Cumhuriyet Halk Fırkası. İlk muhalefet partisi, ilk muhalefet partisi TCF, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. İkinci muhalefet partisi SCF, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu devletçi, bu liberal, bu da liberal. Burada şunu da bilmemiz lazım ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said isyanı yüzünden kapatılacak. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunuyor. Rejim karşıları burada toplanacak. Burada da rejim karşıları toplanınca Fethi Okyar Menemen olayından önce partisini kendisi feshedecek. İzmir suikastı, Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı esasında çok partili hayata daha hazır olmadığımızı, laiklik ilkesini tam olarak kavramadığını, tam olarak benimsenmediğini gösteriyor bizde. Bu gelişmeler de önemli. Şimdi senin yapman gereken şey şu Tonguç'um. Mutlaka ama mutlaka bu konuyla alakalı LGS çıkmış soruları mutlaka çöz Tonguç'um. Çünkü LGS çıkmış sorular çok değerli. Artı Milli Eğitim Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerine bak. Zaten orada da kazanımlara uygun bir şekilde sorular hazırlanıyor. Oradaki sorulardan benzerleri yazılında çıkacaktır. Yazılında ya da LGS'de çıkacaktır. Zaten her ikisi senin için değerli. Yazılı notlarımızdan mutlaka mutlaka çalışmalısın. Çünkü bizler yazılı notlarımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakarak hazırlıyoruz. Ve burada da senin için çıkabilecek konuları tek tek net bir şekilde anlattık. Kavramları, formülleri, İnkılap daha doğrusu formül yok, formül yok, haklısın. Haklısın, beni düzelttiğin haklısın Tonguç'um. İnkılap tarihinde sana bir formül vereyim ama yine de bak sınavda çıkarsa söyleyeyim. Bu da çıkar sınavda. Cumhuriyetçilik artı
milliyetçilik eşittir nedir diye sorarlarsa halkçılık. Çünkü bu da çok çıkmış eski sınavlarda. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin birleşimidir halkçılık ilkesi. Bunu da çok severler. Böyle bu da formül sayılmaz, haklısın Tonguç'um. Burada bunların her birini güzel güzel anlattık. Hoca sorar bölümlerini buradan da çalışabilirsin. Açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da sana en yakın Tonguç yapısından bunlara ulaşabilirsin. Tekrar söylüyorum. Sınavında çıkacak olan her bir konu, çalışacağın her bir konu sadece yazıldığın için değil, LGS için de sana çok büyük fayda sağlayacak. Şimdiden sınavında başarılar diyorum. Sınavına olan öğrencilerde mutlaka hangileri soruldu, neler çıktı, böyle ayrıntılı, böyle kafa karıştırıcı bilgi çıktıysa onları yorumlara paylaşsınlar ve böylece bilgiyi paylaştıkça çoğaltalım. Hadi bakalım, hepinize sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.